Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte OnePlus'ın yepyeni telefonu OnePlus 7 Pro'yu inceliyoruz. Telefonun ön tarafı tamamen ekrandan oluşuyor. Bu sebeptendir ki ön kamerayı koyacak bir yer yok arkadaşlar. O yüzden farklı bir çözüme gidiyorlar ve ön kamerayı kızaklı bir hale getiriyorlar. Biz de telefonun en ilginç olaylarından bir tanesi olan hem bu kızağa hem de kameralara yakından bakalım. Hatta gelin kızakla başlayalım direkt, yani ön kamerayla. Mekanik kızakla açılabilen bir selfie kameramız var dedik. Ekranı hakikaten sonsuz yaptığı için bence bu yol gayet güzel gözüküyor. Hatta reklamlarında da gitmiş Apple'a, Samsung'a laflar atmış çentikten dolayı. Ekranda dikkati dağıtacak hiçbir şey olmamış. Bence de biraz güzel gözüküyor. Kamerayı kendimize döndürdüğümüzde ya da yüz tanımayı aktif ettiğimizde şuradan ufak bir vızıltı ile birlikte kamera ön plana çıkıyor. Bu kameranın açılma hızı yaklaşık 0.7 saniye. Benim bu tarz olaylarda en çok korktuğum şey telefon eğer düşerse o bölüme bir şey olmasıydı. Ama bunun da önüne geçmeyi başarmış firma. Elinizden diyelim düştü, telefon düştüğünü anlıyor ve otomatik olarak kamerayı içeriye sokuyor. Tabii ki de yine de riskli arkadaşlar, çünkü o sokma süresi içinde çoktan yere düşmüş olabilir ama riski en aza indirmişler. Kameranın kendisinden de bahsedecek olursak 16 megapiksellik bir ön kamera bizleri bekliyor. F2.0 diyafram değerine sahip. Ön kameramız gün ışığında gayet güzel fotoğraflar çekebiliyor arkadaşlar. Portre modu da mevcut bu kamerada. Gayet iyi selfie'ler çekebiliyorsunuz. Sosyal medya için oldukça yeterli. Ancak düşük ışığa geldiği zaman nedense teni biraz böyle pürüzsüzleştirmeye çalışıyor ve bence fotoğrafı biraz bozuyor. Tabii düşük ışıkta kaçınılmaz bir durum. Biraz da kumlanmaları da görüyoruz. Ancak gündüz çekimlerinde herhangi bir sorun yaşamazsınız. 1080p videoları saniyede 30 kare olarak çekebiliyorsunuz ön kameranızla birlikte. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi OnePlus 7 Pro'nun mikrofonlarından dinliyorsunuz. Yani sesleri bu şekilde kaydediyor. Şimdi gelin dilerseniz biraz da arkadaki kameralardan bahsedelim. Arka tarafta toplamda 3 tane kameramız var. Bir tanesi zoom yapıyor, bir tanesi ana kameramız, bir tanesi de geniş açılı kamera. Ana kameramız f1.6 diyafram değerine sahip 48 megapiksel olan, geniş açılı olan 16 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip. Telefoto lensimiz de f2.4 diyafram değerine sahip. O da 8 megapiksel değerine sahip arkadaşlar. DxOMark üzerinden 111 puan alarak listenin üst sıralarına yerleşiyor. Telefon genel olarak bakarsak önceki OnePlus'lara göre daha güzel renkler gösteriyor. Ten dokuları, işte ne bileyim ağaç dokuları vesaire biraz daha güzel gözüküyor. Düşük ışıkta da fena değil arkadaşlar. Diyafram zaten f1.6, gayet iyi bir diyafram değerine sahip. O yüzden düşük ışıkta da bizi çok fazla üzmüyor. Zaten gece modu var. Eğer çok düşük ışığa maruz kalırsanız gece moduyla daha iyi işler çıkartabilirsiniz. Ama düşük ışık konusunda benim beklediğimin bir tık gerisinde, yani piyasada daha iyi alternatifler var. Ama genel olarak kamera performansımız iyi durumda. Video tarafına baktığımız zaman da 4K videoları saniyede 60 kare çekebiliyor telefon. Bunun yanında stabilizasyon konusunda da iyi optik imaj sabitleyicisi mevcut telefonda. Ağır çekim videolar da mevcut. 1080p'de 240 kare çekebiliyoruz. 720p'de de 480 kareye kadar çıkabiliyoruz. Kamera tarafını artık bir kenara bırakabiliriz. Gelin tasarım ekran gibi öğelere yakından bakalım. 6.67 inçlik HDR 10 Plus çentiksiz bir ekran bizleri karşılıyor. 90 Hz'lik bir tazeleme hızı var ekranın. Fluid AMOLED teknolojisine sahip bu ekranın 90 Hz ne işimize yarayacak? Mesela oyunlarda video izlerken daha yumuşak geçişler olacak. Hatta böyle menülerde gezinirken bile o yumuşaklığı hissedebiliyorsunuz. Telefon biraz büyük arkadaşlar. O yüzden tek elle kullanıma çok müsait değil. Böyle kenarlara doğru incelterek telefonun tutuş hissiyatını biraz daha arttırmaya çalışmışlar. Ama benim çok kullanım alışkanlığıma göre değil. Ben biraz daha küçük telefonları seviyorum. O yüzden tek elle kullanım bana göre birazcık zor. Telefonda herhangi bir 3.5 mm'lik jack girişi yok. Ya Bluetooth'ta ya da Type-C üzerinden bağlamanız lazım kulaklığınızı. Olmayan şeylerin yanında şunları da ekleyelim. Kablosuz şarjımız bu telefonda yok. Micro SD kart desteği yok. Aynı zamanda herhangi bir IP sertifikası yok. Yani suya dayanıklılık konusunda bir iddiası yok. Ses açma kısmı tuşları telefonun sol tarafında. Güç düğmemiz sağ tarafta. Güç düğmesinin hemen üzerinde de telefonu sessize alma düğmesi, yani switch'i yer alıyor. Güvenlik önlemi olarak hem yüz tanıma hem de parmak izi okuyucusu mevcut. Parmak izi okuyucusunu ekranın içine gömmüşler arkadaşlar. Yüz tanıma da yine aynı şekilde bu yukarıdaki kızak çıkıyor. Yüzümüzü tanıdıktan sonra içeriye giriyor. İki yöntemle gayet hızlı çalışıyor arkadaşlar. Şimdi gelin biraz da donanımından bahsedelim telefonun. Çünkü donanım anlamında da iddialı tarafları var. Telefonda Snapdragon 855 işlemci bulunuyor. Bunun hemen yanında da Adreno 540 grafik işleme birimi yer alıyor. 6, 8 ve 12 olmak üzere 3 farklı RAM seçeneği ve 128
256 GB olmak üzere de iki farklı depolama seçeneği bulunuyor telefonda. Bizim elimizdeki 8 GB RAM 256 GB de depolamaya sahip olan versiyonu. Android 9 tabanlı Oxygen OS arayüzünü kullanan telefon teknik açıdan günümüzdeki birçok telefona tabii ki de rahatlıkla kafa tutabilecek pozisyonda. Zaten Snapdragon 855 falan gördüğümüzde o telefonun üst seviye bir amiral gemisi olduğunu anlayabiliyoruz. Telefonda bir de ufak bir sıvı soğutma sistemi mevcut arkadaşlar. Bu da hani telefon şarjdayken oyun oynuyorsanız çok fazla ya da günlük hayatınızda çok oyun oynuyorsanız telefonu elinizden düşürmüyorsanız telefonun biraz daha serin kalmasını sağlıyor. İşte oyunda ne bileyim böyle FPS atlamaları, kasmalar, donmaların birazcık da önüne geçebiliyor. Şimdi gelin 10 dakika boyunca bir oyun oynayalım. Sıvı soğutma ne kadar işe yarayacak gözlemleyelim. Aynı zamanda bu sırada ben size pilden bahsedeyim. Telefonda 4000 mAh'lik bir pil bizleri bekliyor. Eğer ekranınızı 90 Hz'de ve QHD Plus çözünürlükte kullanırsanız pilin bir gün dayanması birazcık zorlanıyor 4000 mAh olmasına rağmen. Uzun bir kullanım istiyorsanız ayarlardan 60 Hz'e ve Full HD Plus'a çekmeniz lazım. Bunun dışında hızlı şarj teknolojisi mevcut telefonda 15 dakikada %35'lere, 30 dakikada da %60'lara ulaşabiliyoruz. Gayet iyi bir değer arkadaşlar. Ancak bunun için kendi kablosunu ve kendi adaptörünü kullanmanız gerekiyor. Zaten az önce de bahsetmiştim telefonda herhangi bir kablosuz şarj desteği yok. 10 dakikalık PUBG'nin sonucunda da hemen sonuçlardan bahsedeyim sizlere. Sıcaklığımız 27.6 dereceden 33 dereceye yükseldi bizim dışarıdan ölçümleyebildiğimiz kadarıyla. Pilimiz de %85'ten %82 seviyesine düştü. Gayet iyi rakamlar. Aslında standarda artık yaklaşmış rakamlar diyebiliriz bunlar için. Şimdi pile de baktığımıza göre artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Son sözlerimizde her zaman olduğu gibi fiyatı söylüyoruz. Yurt dışında 8 GB RAM, 256 GB'lık depolaması olan versiyon $700'dan raflardaki yerini alıyor. Ülkemizde de böyle ufaktan bir araştırırsanız 5000-5500 TL civarı arasında bazı sitelerde buluyorsunuz. Ancak garantisiz olduğunu hatırlatalım. Telefonun artı yönleri çok güzel bir ekrana sahip olması. Ekranı gerçekten güzel. Herhangi bir çentiği yok ekranın. Tam ekran. Hem oyun hem video keyfi yaşayabiliyorsunuz. Bunun yanında güçlü bir donanımı var telefonun. Günümüzün en güncel donanımlarından bir tanesi. Ayrıca nispeten garanti durumunu bir kenara bırakırsak fiyat olarak uygun. Eksi taraflarına da bakalım. Telefonun bazı eksileri var. Tabii ki de mesela su geçirmeme gibi bir özelliği yok. Az önce de bahsettiğim gibi kablosuz şarjı desteklemiyor. Bana göre tek elle kullanıma çok fazla müsait değil. Bütün büyük ekranlı telefonlarda olduğu gibi benim için bir eksi ama sizin için eksi olmayabilir tabii ki de. Piyasadaki en iyi kamerada diyemeyebiliriz arkadaşlar. Sizin telefondaki ilk amacınız kameraysa farklı telefonlara da bakabilirsiniz. Ama tabii ki de böyle kamerayı gömmek gibi olmasın. Telefonun kamerası güzel. Sadece daha iyileri var. Son sözümüzde söylediğimize göre artık videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte OnePlus 7 Pro'ya yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca şuradan da videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanında duran bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.